Herkese merhaba VOA Türkçe'den Begüm Dönmez Ersöz ben. Amerika'da dün Kongre binasında yaşanan olayların ardından baş döndürücü gündem ve gelişmeler devam ediyor. Bunları özetleme gereksinimi ortaya çıktı. Çünkü dünkü olayların ardından Başkan Donald Trump'ın gerek yeni bir azil süreciyle gerekse Anayasanın 25. maddesinin işletilmesi yoluyla görevden alınması yönünde gittikçe artık çağrılar yükseliyor, artıyor. Bu konuyla ilgili son açıklama, Temsilciler Meclisinin Başkanı Nancy Pelosi'den geldi. Pelosi düzenlediği basın toplantısında epey sert konuştu, güçlü ifadeler kullandı. Birincisi ee, bu 25 madde yani e, ABD e, anayasasının e, aslında Amerika'da başkanın e, çeşitli sebeplerle görevini başkanlık görevini yerine getiremediği anlarda e, görevden e, alınması ve işte onun yerine başkan yardımcısının e, vekaleten başkanlık görevini yürütmesini öngören bir e, madde bu aslında e, Amerika'da Kennedy'nin e, suikastının ardından, Kennedy suikastının ardından e, iktidarda işte yönetimin devamlılığını sağlamak amacıyla e, 67 yılında Kongre tarafından kabul edilen bir maddeden e, söz, söz ediyoruz e, ve bu e, madde, uyarı Pelosi bunu gündeme getirerek dedi ki e, Başkan e, Donald Trump çok tehlikeli. Birisi ifadesini kullandı ve demokratlar özellikle dün yaşanan olayların ardından Başkan Trump'ın bir gün bile görevde kalmaması gerektiği görüşünü hararetle savunuyorlar. 20 Ocağı 13 gün var. Dolayısıyla demokratlar bu 25. madde sürecinin işletilmesi çağrısında bulunuyorlar. Demokratların lideri de Chuck Schumer bugün bir açıklama yaptı. dedi ki eğer 25. maddenin işletilmesi konusunda kabin'e harekete geçmezse o zaman Kongre yeni bir azil sürecinin başlatılması konusunda derhal harekete geçmeli, yeniden toplanmalı dedi. Nancy Pelosi de yine bu konuyla ilgili olarak yeni bir azil sürecinin başlatılması konusunda kapıyı aralık bıraktı ki. Demokrat Kongre üyesi, Demokrat Parti'nin ilerici kanadında, Başkan Trump'ın sık sık konuşmalarında da hedef aldığı bir isim İlhan Omar. O zaten azil gerekçelerini kaleme almaya yazmaya başladı ve temsilciler meclisindeki demokratlar arasında anladığımız kadarıyla bir tasarının ilk hali de sirküle olmaya başladı gördüğümüz kadarıyla gelen haberleri. E, bakılacak olursa sadece aslında e, demokratlardan değil bazı cumhuriyetçi isimlerden de bu 25. maddenin işletilmesi konusunda e, açıklamalar e, geliyor e, mesela e, cumhuriyetçi isimlerden bir tanesi e, Maryland valisi Larry Hogan onlardan birisi e, bu 25. maddenin işletilmesi veya azil yani iki yoldan bir tanesi seçilerek e, Trump'ın görevden alınması gerektiği çağrısında bulundu. Bir diğeri Cumhuriyetçi Kongre üyesi, Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger, Illinois temsil eden, Illinois eyaletini temsil eden Kongre üyesi. O da yine Twitter'dan paylaştığı görüntülü bir mesajda Başkan Trump'ın 25. madde işletilerek görevden alınması gerektiği çağrısında bulundu. Fakat çok sayıda cumhuriyetçi kaynakta, kongre kaynağı da 25. maddenin işletilmesi yoluyla Başkan Trump'ın görevden alınması sürecinin süreci için yani çok fazla zamanın olmadığına dikkat çekiyorlar. Çünkü işte 20 Ocak'ta Joe Biden görevi devralacak 13 gün var sadece o güne kadar. Ama şunu da söylemek mümkün hem 25. maddenin işletilmesi konusu hem de yeni bir azil süreci hatırlayacaksınız 2019 yılında başlayıp da 2020 yılının başlarında Trump senato tarafından cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu senato tarafından aklanmış o azil sürecinde. Bundan başka yine ikinci olarak azil sürecinin başlatılması ve 25. madde üzerinden de bu işin konuşuluyor olmasının bile... Ee, önemli bir gelişme e, söylemek e, mümkün e, Amerika'da. Şimdi biraz önce e, Joe Biden ki dün kongrede yaşanan olayların ardından e, yarım kalan e, o oturumu kongre üyeleri yeniden bir araya gelmişler ve Joe Biden'ın Kasım ayındaki e, seçim zaferini tescillemişlerdi. E, Joe Biden biraz önce yine bir açıklama yaptı. Aslında Adalet Bakanı adayını açıklamak üzere kameralar karşısında geçti. Ama tabii konuşmasına dünkü e, olaylar e, damga vurdu. E, Joe Biden e, dün bu, bu bir baş kaldırı demişti, demokrasi e, eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya uğradı ifadesini kullanmıştı. Bugün de benzer çizgide konuştu ama tonu daha sertti e, denilebilir. Joe Biden dedi ki dün e, ulusumuzun tarihinde en karanlık günlerden birisini yaşadık dedi. E, ve dün yaşananları, kongre binasında yaşananları Başkan e, Donald Trump'ın demokrasiye yönelik amansız saldırısının bir sonucu olarak niteledi. Yani dünkü tablodan doğrudan e, Başkan Donald Trump'ı sorumlu tutan ifadeler kullandı e, Joe Biden. E, protestocu gruba ya da işte kongre binasına e, giren Trump destekçilerine de değindi dedi ki bunlara protestocu denilemez dedi. Domestic terrorist" ifadesini kullandı yani yurt içi terörist ifadesini kullandı e, Joe Biden. Bir yandan Amerika'da dünkü olaylar sonrasında hem güvenlik tartışması başlamıştı hem de e, George Floyd protestoları yani ırkçılık karşıtı protestolar yapılırken başkent Washington'da da yoğun bir asker ve güvenlik gücü varlığı dikkat çekmişti. Ulusal muhafız birlikleri dahil olmak üzere yine başka federal güvenlik güçleri gönderilmişti başkent Washington'a ve özellikle işte o Beyaz Saray'ın yakınlarındaki Lafayette Park'ın boşaltılması sırasında göstericilere yoğun müdahale dikkat çekmişti. Şimdi o gösterilere müdahaleyle dün kongre binası ve civarında yaşananlar ve güvenlik güçlerinin müdahalesi Tabii kıyaslanıyor. Buna dolaylı olarak biraz Joe Biden değindi bugünkü konuşmasında. Dedi ki Black Lives Matter yani siyahların hayatı önemlidir. Protestolarına verilen karşılıkla yapılan müdahale ile dünkü olaylara verilen karşılık kıyaslandığında eşit bir adaletin uygulanmadığı açıktır ifadesini kullandı. Sonra da dedi ki dünkü, dünkü olaylarda kongre civarındaki olaylarda eğer siyah göstericiler olsaydı çok farklı muamele görürlerdi dedi. Bu da önemli bir, dikkat çekici bir ayrıntıydı Joe Biden'ın yapmış olduğu açıklamada. Şimdi dediğimiz gibi 13 gün sonra Joe Biden görevi devralacak. Başkan Donald Trump dün yaşanan onca gelişmenin ardından bu sabah yaptığı açıklamada düzenli bir devir teslim olacağını söyledi. Fakat bir yandan da işte yönetimden gelen, istifalar var e, kabineden gelen bir istifa var Ulaştırma Bakanı e, onun dışında e, biraz daha bir alt düzey e, isimler var istifasını e, veren e, 25. maddenin işletilmesi için de e, bu arada onu da hatırlatalım kabine üyelerinin onayı gerekiyor ve kabine üyelerinin Başkan Yardımcısı Mike Pence'e bunu resmi olarak bildirmesi gerekiyor. Ee, bakalım hem 25 madde üzerinden hem de bu yeni bir azil e, süreci e, tartışması biraz daha devam edecek gibi görünüyor e, yeni gelişmeler açıklamalar oldukça yine karşınızda olacağız diyelim e, Şimdilik hoşça kalın yine bir, uzun bir gün oldu e, bu hafta da böyle geçecek gibi görünüyor e, Şimdilik hoşça kalın